sektörün en iyi firmaları Türkiye'nin genç yetenekleriyle Kariyer Günleri Fuarı'nda buluşuyor. Firmaların online standlarını açarak genç yetenek avına çıkacağı kariyer günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma, bu fuarda çok iş var. Herkese merhaba. Öncelikle Kariyer.net'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Uzun zamandır iş ortaklığı yapıyoruz Kariyer.net'te Borusan Grubu olarak. Bu kıymetli ortamda sizlerle bir araya gelmemize vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Kendimi tanıtayım, ondan sonra da Borusan Grubu'nu anlatarak başlayacağım söze. Derya Demirel ismim. Yaklaşık 9 yıldır Borusan Grubu'nda görev yapıyorum. Farklı şirketlerinde çalışma şansım oldu. 8 aydır da Borçelik'teyim. Borçelik yassı çelik üreten bir şirketimiz. Sanıyorum toplamda da 16 yılı geçen bir süredir insan kaynakları alanında farklı şirketlerde görev yaptım. Sunumu paylaşmak istiyorum sizinle. Borusan grubunu tanıtarak başlayacağım. Yaklaşık yarım saat birlikteyiz. En sonunda bir 5 dakika kadar soru cevap için ayırmayı planladım. Borusan Grubu 1944 yılında kurulmuş Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Kocabıyık ailesinin %100 sahibidir Borusan Grubu'nun. Çok vizyoner bir aile gerçekten. Sanayide dev yatırımlar yapmış ama aynı zamanda da topluma, kadına, eğitime çok fazla zaman ayırmış, kaynak ayırmış bir aile. Ağırlıklı olarak B2B işlerde yer alıyor Borusan Grubu. Genel olarak sanayi tarafında şirketleri ve fabrikaları yatırımları var. Saygın ortaklarla da işbirliği ve büyüme yaparak 1944'ten bugünlere hem Türkiye içinde büyüyerek hem de özellikle kendi alanında dev yabancı ortaklarla büyüme stratejisiyle bugünlere gelmiş bir grup. Çoğu şirketimiz pazarda lider. Faaliyet alanında genelde birinci ya da ikinci konumda. Modern yönetim araçlarını çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Her şirketimizin strateji ekipleri var. Uzun vadeli stratejik planlar ve yatırımlar yapıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon olmazsa olmazımız. Neredeyse her şirketimizin Ar-Ge ekipleri var diyebilirim. Aynı zamanda da Yalın Alt Sigma gibi profesyonel tool'ları da yönetimde kullanıyoruz. Profesyonel bir kadroyla yönetiliyor Borusan Grubu. Aile üyelerinin yönetimde, daha doğrusu icrada çok fazla yer almadığı bir yapı var. Dolayısıyla kurumsal yönetim ilkeleriyle de uyumlu bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Borusan'ı hepiniz eminim biliyorsunuzdur marka olarak, hem sanat faaliyetleriyle hem topluma yaptığı yatırımlarla. Çalışanlar olarak da bizler bütün bu faaliyetlerle ve böyle bir grubun içinde yer almaktan oldukça gurur duyuyoruz. Ben anlatırken de gerçekten duygulanıyorum. Birazdan finansal büyüklüğün dışında size yaptığımız sosyal sorumluluk projelerini de anlatacağım. 4 temel alanda faaliyet gösteriyor aslında bakarsanız Borusan Grubu. Çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji, bir de diğer segmentimiz var. Onlardan da biraz bahsedeceğim size. Çelik tarafında boru üreten bir tesisimiz, daha doğrusu şirketimiz ve yassı çelik tarafında da biz Borçelik olarak yer alıyoruz. Distribütörlük tarafında da Caterpillar iş makinalarının ve jeneratörlerinin, aynı zamanda da BMW, Mini, Land Rover, Jaguar gibi otomobillerin de Türkiye'de distribütörüyüz. Sanıyorum hepiniz en çok da bu markalarla Borusan'ı biliyorsunuzdur. Lojistik tarafında da oldukça büyük bir yapılanmamız var. Hem liman operasyonlarımız var hem de entegre lojistik hizmetleri sağlayan bir şirketimiz var. Enerji tarafında da yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında rüzgar enerjisi santrallerimiz var ve bu alana yatırım yapmaya devam ediyor Borusan Grubu. Motor parçaları üreten bir şirketimiz, aynı zamanda da ikinci el araba satan açık arttırma usulüyle bir şirketimiz de var. Yani aslında temel çıkış noktası Borusan'ın kuruluş noktasında sanayi ve çelik olmakla beraber daha sonra farklı stratejik açılımlarla bambaşka sektörlere de girmişiz. Aynı zamanda size az önce bahsettiğim yabancı ortaklarımızı da burada logolar olarak ifade ettim. Onları da görebilirsiniz. Gerçekten hem Türkiye'de hem bütün dünyada kurumsal yapısıyla faaliyet gösteren büyük bir grup Borusan Grubu. Çok farklı ülkelerde çalışma arkadaşlarımız var. 3 kıtadayız, 12 ülkedeyiz toplam. 100'ün üzerinde şehirde yaklaşık 11 bin Borusan çalışanı var. Hem Borusan Magnesman Boru'nun işte Amerika'da ve İtalya'da fabrikaları var. Hem Borusan Ket'in hem de lojistik şirketimizin bütün dünyaya yayılmış çalışan sayısını böyle haritada da sizinle bir paylaşmak istedim.
Beni en çok duygulandıran, gururlandıran bölüme geliyorum. Borusan grubunun aslında sanayide çok söz sahibi olmakla beraber eğitim, kültür, sanat ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerçekten kafa yorduğunu sizler de biliyorsunuzdur. Çok da paylaşımlar yapıyoruz bununla ilgili sosyal medya hesaplarımızda. Burada birçok projemiz var ama bir tanesini seçtim. Zamanımız da kısıtlı olduğu için toplumsal cinsiyet eşitliğinden biraz bahsetmek istiyoruz. Uzun bir yolculuğumuz var burada. 2012 yılında başladık. Aslına bakarsanız Birleşmiş Milletler'de kadın güçlenmesi prensipleri imzacısıyız ve liderlik grubunda üyeyiz. Annemin işi benim geleceğim diye çok güzel bir projeyle başladık. 4 ilde 4 tane kreş kurduk ve ağırlıklı olarak istihdama katılabilecek kadınların çocuklarına emanet edebilecekleri ve onların da çalışma hayatına katılabilecekleri bir bakış açısıyla burada yola çıkmıştık. Daha sonra Borsan Eşittir platformunu kurduk. Hepimiz şirketlerden gönüllü olarak bu platformun üyeleriyiz bu arada. Sıklıkla da bir araya gelip yeni projeler ortaya çıkarıyoruz. He4She'nin kampanya destekçisi olduk. Daha sonra işte kızların kodlamaya katılması ile ilgili kendi çalışanlarımızın kız çocuklarına kodlama dersleri verdik. Sonra Sevgi Dilde Başlar hareketini lanse ettik ve aslında dilimizde hiç farkında olmadan kullandığımız cinsiyetçi kelimeleri ayıklamaya başladık. Sonra Kadına Güç Yaşıyor kampanyasını 2018'de hayata geçirdik. Bunda Borçeli'nin ilk adımları attığını da ben gururla yine paylaşmak istiyorum. Çok yakın zamanda hatta kadın operatörlerimizle tekrar bir araya geldik ve 4. yılını neredeyse dolduracaklar. Onları konuştuk biraz. Üretim ortamında hiç kadın çalışanımız yoktu. İlk herhalde grupta da önce olarak Borçelik olarak biz gerçekleştirdik bunu. Hala da bütün grup şirketlerimiz bunu çok güzel bir şekilde sürdürüyorlar. Biz de yine üretim tarafında kadını güçlendirmeyi ve üretimde de cinsiyet eşitliğini sağlamayı önemli görüyoruz, buluyoruz, devam ettiriyoruz. Daha sonra şirketlerimizde Önce Babayım programı gibi hani hep cinsiyet eşitliğini kadın üzerinden konuşuyoruz ama aslında eşitlik dediğimizde tabii ki bir ayrım yapmamak lazım. Babalık programıyla da erkek çalışanlarımıza dokunduğumuz bir şirketimiz böyle bir kampanya yaptı. Cinsiyet gözlüğü lansmanı yaptık 2020'de. Artık bunun bütün şirketlerimiz tarafından sahiplenilmesini ve bazı taahhütlerde bulunmasını sağladık. Dolayısıyla hane içi şiddet rehberini de yayınlayarak 2020'deki yolculuğumuzun bunlar son adımları. 2020'de de hız kesmeden devam ediyoruz. Bu tarafı özellikle sunuma ben eklemek istedim. Çünkü Borusan'ın gerçekten toplumsal fayda noktasında çok çok büyük atılımları ve projeleri var, hayalleri var, hedefleri var. Dolayısıyla buradan size bir bahsetmek istedim, topluca görün istedim. Alfa programına biraz değineceğim. Ondan sonra da biraz mülakatla ilgili size tiyolar vererek sunuma devam etmek istiyorum. Alfa programı aslında grupta bizim 29 yıldır yürüttüğümüz bir yeni mezun işe alım programı. Grup CEO'muz da bir alfa olarak başlamış. Ben Borçelik'te görev aldığımı söylemiştim. Borçelik'in genel müdürü de yine bir alfa olarak iş hayatına Borusan grubunda başlamış. Bu bir yeni mezun alım programı aslında. Yeni mezun arkadaşlarımızı çeşitli aşamalarda değerlendirerek, iş alım süreçlerinden geçirerek aramıza kattığımız çok kıymetli bir program. Yalnızca bir iş alım programı değil aslında. Bunun devamında çok çok güzel bir gelişim programı da var. Yani bütün alfalarımız işe başladığında tıpkı bir sınıf arkadaşı gibi üniversitedeki birlikte eğitimler alıyorlar. Bunun içinde hem teknik eğitimler var, hem kişisel gelişim eğitimleri var, hem grup şirketlerinin dinamiklerini diğer alfa arkadaşlarından öğrenebiliyorlar, hem de yapılandırılmış bir programla aslında adım adım kendi gelişimlerini de o doğrultuda seyredebiliyorlar. Bu programla biz aynı zamanda 2019 yılında uluslararası da bir ödül aldık. Yani programın tasarımı aslında dünya çapında da bence onaylanmış ve takdir edilmiş oldu diye düşünüyorum. 2020 yılında 21 alfamız aramıza katıldı. Bu programı her sene değil 2 yılda bir işletiyoruz aslında bakarsanız. Hazır sizleri bu platformda yakalamışken 2022 yılında da ilan yayınlayacağımız ve yeni bir alfa programı alacağımız yeni mezun arkadaşlarımıza buradan duyurmuş olayım. Bu programın devamı niteliğinde de aslında birkaç yıl önce yine hayata geçirdiğimiz bir alfa stajyer programımız var. Alfaları az önce bahsetmiştim, yeni mezun yani okulu bitirmiş arkadaşları aramıza kattığımız bir program diyerek alfa stajyerde 3. 4. sınıf öğrencileri hatta yüksek lisansta yine öğrenimine devam eden arkadaşları aramıza kattığımız, daha erken Borusan yolculuğunu başlattığımız çok kıymetli bir program. Özellikle stajyer olarak başlayıp hem okulu hem iş hayatını birlikte deneyimlemek ve aslına bakarsanız çalışacağı alanı, ileride kariyerini inşa edeceği alanı da seçme şansı sunduğumuz bir program. Dolayısıyla ben en az alfa kadar kıymetli olduğunu düşünüyorum.
2021 yılında da 83 Alfa'yı 7 Borusan grubu şirketinde başlattık. Bizim de Borçelik'te alfalarımız var, alfa stajyerlerimiz var. Yine alfa stajyerler için de bu arada yapılandırılmış bir gelişim programı sunuyoruz. Burada şu niyeti de tabii belirtmem lazım. Biz alfa stajyer programını da yine okullar bittiğinde alfa olarak arkadaşlarımız aramıza katılsın gayesiyle hayata geçirdik. Dolayısıyla burada bir staj yapıp farklı departmanları görüp okul bittikten sonra da Borusanlı olması arkadaşlarımızın en temel amacımız. Burada da yine her yıl programı işletmeye devam ediyoruz. İlanlarımızı ağırlıklı olarak işte Kariyer.net ve LinkedIn'i her zaman zaten kullanıyoruz. Utol, Top Talent gibi gençlerin en çok tercih ettiği platformlarda da yayınlıyoruz. Oralardan ilanlarımızı görebilirsiniz. Burada şunu da söylemek istiyorum. Birazdan mülakat süreçlerine değineceğim. Çoklu bir aşama var burada. 10 binler, 20 binler gibi başvuru sayılarımız var. Dolayısıyla bir eleme yöntemi, tabii ki yöntemleri hatta belirliyoruz. Video mülakatları, işte genel yetenek testleri, İngilizce sınavları, kişilik envanterleri programı sonuna doğru. İşte alfa işe alım sürecinde assessmentlar gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla çok aşamalı ve hani kişinin kendini de farklı aşamalarda görüp değerlendirebileceği bir işe alım süreci yönetiyoruz burada. İrem bizim bir alfa stajyerimiz. Onun yorumlarını da ben buraya aktarmak istedim. Hem sorumluluk aldığını hem de yöneticileri gözlemlediğini, liderlik tanımını burada öğrendiğini, eğitimlerle kişisel gelişimini sağladığı dolu dolu bir staj deneyimi olduğunu söylüyor. Güzel bir başlangıç yaptığına inanıyor. Bizim de en temelde amacımız bu zaten. Hem iş ortamını göstermek hem de gerçekten ileriye yönelik arkadaşlarımızın kendi bir vizyon, bir kariyer hedefi çizmesini sağlamak. Dolayısıyla faydalı olduğunda böyle genç arkadaşlarımızın yorumlarından görmüş oluyoruz. Şimdi sunumumun son dönemini de biraz böyle iş görüşmesine hazırlık ve mülakatlarda nelere dikkat edelim'e ayırmak istedim. Eminim hepiniz İş arıyorsunuz, farklı fırsatları değerlendiriyorsunuz, mülakatlarda nelere dikkat edeceğimi, öncesinde nasıl hazırlanacağımızı merak ediyorsunuz. Ben de çok böyle sorular alıyorum hem çevremden hem genç arkadaşlardan. Çok kısaca değineceğim. Bunlar çok küçük ipuçları. Hani aklınızın bir kenarında bulunması faydalı olur diye düşünerek çok küçük bir özet hazırladım size. İş görüşmesine davet edildik. Nasıl bir hazırlık yapalım? Buradan başlayalım. Öncelikle pozisyonun detaylarını, ne olduğunu, burada nasıl eğitim fırsatları olabileceğini, şirkette nasıl fırsatlar var, uzun veya kısa vadede neler yaşayabilirsiniz, iş ortamı nasıldır gibi genel bilgileri öğrenebilirsiniz. Artık sosyal medyada, şirketlerin internet sitelerinde, şirketlerin sosyal medya hesaplarında birçok bilgi paylaşılıyor. Özellikle de içeriden, yani deneyimi yansıtan paylaşımlar çok fazla yapılıyor. Biz de bunu Borusan Burada hesabımızdan çok sık yapıyoruz. Borçelik hesabımızdan da aynı şekilde. Dolayısıyla biraz oraları inceleyip gitmekte fayda var. Çünkü kariyer yolculuğu uzun bir yolculuk. Bu yolculuğa hangi şirkette çıkıyorsunuz, nasıl bir ortamda giriyorsunuz, sizi neler bekliyor? Biraz önden bilgi sahibi olmak faydalı olur. Sorular sorulacak size mülakat esnasında. Genelde deneyimleriniz sorulur. Eğer iş hayatında deneyimliyseniz, henüz değilseniz okuldan, stajdan, bitirme projenizden, okulda yürüttüğünüz projelerden sorular alabilirsiniz. Biz bunlara insan kaynakları dünyasında yetkinlik bazlı sorular diyoruz. Genelde somut örneklerle cevap verilmesini tercih ederiz varsayımlar yerine. Dolayısıyla size geçmişte yürüttüğünüz bir proje, takım çalışmasıyla hayata geçirdiğiniz bir konu gibi sorular sorulursa önden kritik deneyimlerinizi, işte kendi kariyerinizdeki önemli adımları bence bir hazırlıkla kendi içinizde konuşmanız, belki hatta yazmanız çok faydalı olur. Çünkü ne kadar çok somut örnek verirseniz bu konudaki deneyiminizi o kadar çok karşı tarafa anlatmış olursunuz. Şirketlerin web siteleri, sosyal medya hesaplarına mutlaka bakın. Çok küçük detaylar belki mülakatta sizi öne çıkarabilir. Onların yaptığı bir projede siz daha önce çalışmış olabilirsiniz. Şirketin bir inisiyatifi vardır, bir sosyal sorumluluk projesi vardır ya da sürdürülebilirlikle ilgili bir yaklaşımı vardır. Bu tarz konularda sizin de deneyiminiz varsa ya da merakınız varsa bunu hem karşı tarafa hissettirmek, araştırarak, hazırlanarak geldiğinizi göstermek çok kıymetli olur. Hem de belki mülakat esnasında farklı bir şey yakalayıp oradan güçlü yönünüzü daha çok öne çıkarabilirsiniz. Güçlü gelişime açık gönderi muhakkak mülakatlarda yanıtlamışsınızdır ya da size böyle bir soru gelmiştir. Bunları da düşünün. Hazırlıklı gitmekte fayda var. Burada mülakat yapanın amacı sizinle ilgili iyi ya da kötü bir yargıya varmak değil aslında. O role, o şirketin kültürüne, o dinamiklere uygun musunuz, değil misiniz onu algılamak. Dolayısıyla ben her zaman dürüst olunması taraftarıyım. Örnekler varsa ya da kendinizi geliştirdiğiniz alanlar varsa
yani bir gelişime açık alanım var, bunu gördüm ve aksiyon aldım derseniz bence bu da sizi mutlaka birkaç adım öne çıkarır. Özellikle böyle teknik tarafla ya da İngilizce ile ilgili bazen adaylardan gelişime açık yönleriyle ilgili duyuyorum ve aksiyon aldıklarını, bununla ilgili bir şey yaptıklarını duymak aslında iyi hissettiriyor karşı tarafa, mülakat yapan tarafa. Son dakika iptal ve değişiklikler olursa iş alım uzmanına mutlaka bilgi verin. İleride o şirkette tekrar yolunuz kesişebilir, farklı bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. İnsanların mülakat için sizi beklemesi ve gelmediğinize dair haberdar olmamaları sizin açınızdan çok iyi bir izlenim olmaz. Mülakat sırasında nelere dikkat edelim? Yine çok küçük küçük ipuçları olarak geçeceğim hızlıca. İyi bir dinleyici olmak çok önemli. Karşı tarafın sözünü kesmemek, ne sorulduğunu gerçekten iyi algılamak, oraya odaklanmak gerçekten çok kıymetli. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Beden diline dikkat etmek yine önemli. Muhakkak heyecan oluyor. Karşı taraf ilk kez görülüyor çünkü. İşte elleri masanın altına koymak, kolları bağlamak falan gibi insanı heyecandan normalde belki yapmayacağı şeyler yapar hale gelinebiliyor. Dolayısıyla beden dilinizi de rahat bırakın ve buna da dikkat edin. Göz teması kurmaya çalışın. İşe ve şirkete uygun giyinin. Burada çok sorulur bana. Arkadaşlarım da çok sorar. Ne giyin mülakata giderken? Her şirketin dinamikleri ve kültürü birbirinden çok farklı. İşte bir startup'a giderken belki takım elbise giymezsiniz ama bir sanayi kuruluşunda bir yönetici rolüyle ilgili görüşüyorsanız belki o elbise oraya daha uygun olabilir gibi. Ama bir seçim yapmanız gerekirse ben her zaman sade ve şık olmayı öneririm tüm adaylara. Profesyonel bir dil kullanmak çok çok önemli. Mülakat ortamında yeni tanıştığınız insanlarla çok argo, çok hani farklı kelimeler kullanmadan günlük dili değil de biraz daha profesyonel bir dili kullanmak her zaman sizi daha profesyonel gösterir. Muhakkak soru sorun. Sorunuz var mı dendiğinde çoğu aday sessiz kalıyor. Belki bununla ayıp karşılanacağını düşünüyor ama ancak soru sorarak oradaki dinamikleri öğrenebilirsiniz. Neyi merak ettiğinize dair de karşı tarafa bir izlenim bırakmış olursunuz. Dolayısıyla soru sormaktan asla çekinmeyin. Özgüvenle duruş sergilemek her pozisyonda, her sektörde, her işte çok önemli. Dolayısıyla kendinize güvenin ve bunu karşı tarafa hissettirin. Göz teması kurmak yine aynı şekilde. Eğer birden fazla mülakatçı varsa hepsiyle belki o teması kurmak sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Yine de bunu es geçmemenizi öneriyorum. Çok fazla teknik soru sorulabilir size. Şirketle ilgili bir şeyler sorulabilir. Bilmiyorsanız bilmiyorum deyin. Çünkü bildiğinizi söylediğiniz bir şeyin artçı sorularında zor duruma düşebilirsiniz. Dolayısıyla bilmiyorum demekten hiç çekinmeyin ve mutlaka bunu dile getirin. Çok küçük bir not defteri hazırladım. Kendimce önemli gördüm. Özellikle belki genç arkadaşları, kariyerinin başındaki arkadaşları biraz daha yol gösterebilir. Stajlar çok kıymetli. Mutlaka bir staj yapın. Birden fazla staj yapın. Hem deneyim kazanırsınız, hem farklı şeyler öğrenirsiniz, hem de hangi departman size uygun, hangisi değil. Bunu en güzel bir şekilde öğrenme ve deneyime şansınız olur. İngilizce çok çok kıymetli. Özellikle bizim gibi global şirketlerde mutlaka bir yurt dışı teması oluyor. Yönetim kurulu üyelerimizde yabancılar olabiliyor. Bizim içeride gelişim için aldırdığımız eğitimler İngilizce olabiliyor. Kariyerinizde ilerlerken bu artık bir dünya vatandaşı olmak için de çok önemli. Çok fazla online çözüm var. Ne olur buna zaman ayırın ve kendimi geliştirmek istiyorum değil, kendimi geliştiriyorumla mülakatlara katılın. Bu önemli gerçekten. Mesleki gelişim yine aynı şekilde önemli. Çok fazla online platform var. Çok fazla canlı yayınlar var. Bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Bunlardan faydalanmanızı öneririm. Öğrenmeye açık olmak her zaman her alanda çok kıymetli. Kişisel gelişiminizi önemseyin. Kendinizle ilgili güçlü gelişime açık yönler yalnızca mülakatta sorulan sorular değil aslında. Ne kadar çok bunun farkına varırsanız, ne kadar çok bununla ilgili aksiyon alırsanız size o kadar hayatınız boyunca katkı sağlar. Dolayısıyla özgüvenli olmak, kendi özellikleriyle ilgili farkında olmak yalnızca mülakat için değil, uzun vadeli olarak hayatta da size çok şey kazandıracaktır. Kendini ifade edebilmek çok önemli. Heyecanlandığını biliyorum özellikle mülakat gibi ortamlarda. Bunu ancak pratik yaparak, kendinizi kaydederek, ayna karşısında konuşarak, video çekip onu izleyerek, kendinizle ilgili kritik yaparak ilerletebilirsiniz. Mümkünse eğer topluluk içinde sunumlar yapma şansınız varsa okulda ya da iş ortamında bunları değerlendirin. İletişim, göz teması kurmak, özgüvenle duruş sergilemek, inanın artık pozisyon ayırt etmek sizin iş hayatında en önemli özelliklerden biri haline geldi. Dolayısıyla bu benim çizdiğim not defterindeki 5 tane önemli küçücük konu. Aklınızın bir kenarında kalırsa size fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bizleri takipte kalmanızı isteriz.
Sosyal medya hesaplarımız var. LinkedIn'de, Instagram'da, YouTube'da yine. Aynı zamanda Alfa için sorularınız olursa borusanalfa@borusan.com hesabından yine bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Borusan burada hesabını takip etmenizi hepinize tavsiye ederim. Gerçekten hem iş hayatına dair çok güzel ipuçları paylaşan bir hesap, hem bizlerin burada Borusan'da neler yaşadığını sizlere anlatan bir hesap. O yüzden hem LinkedIn'den hem Instagram'dan bizleri takip ederseniz çok çok memnun oluruz. Sunumumu burada sonlandırıyorum. Sorular varsa bir sürede onları yanıtlayabilirim. Evet, sorular gelmiş. Şöyle hızlıca seçmeye çalışacağım. Az zamanımız var. İnsan kaynakları alanında da stajyer alıyoruz. Kariyer.net'ten ilanlarımızı takip edebilirsiniz. Dediğim gibi mutlaka orada yayınlarız. Alfa programı da hangi şirkete göndereceğim nasıl belli oluyor? Şirketlerimiz ayrı ayrı yapıyor talebini departman bazında. Ama bazen öyle bir aday oluyor ki farklı şirketlerdeki farklı departmanlara da uygun olabiliyor. Bunu biz insan kaynakları üyeleri kendi aramızda görüşerek farklı şirketlere de adaylarımızı yönlendirebiliyoruz. Ama ilk başta çıkış noktasında her şirketimizin hangi departmana kaç alfa ya da kaç alfa stajyer alacağı belli oluyor. Dolayısıyla mülakatları da bu plana göre yapıyoruz. İş değiştirme aşamasındayım. 5 yıldır sürdürdüğüm müşteri hizmetleri pozisyonundan insan kaynakları pozisyonuna geçiş yapmak istiyorum. İş alanlarda sadece yeni mezunlara mı öncelik var? Sizinle çalışmayı çok isterim. Teşekkür eder. Kolaylıklar dilerim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Elbette yok. Potansiyel odaklı işe alım da elbette yapılıyor. Yalnızca deneyime bakmıyoruz işe alım yaparken. Bu alanda bir niyetiniz, merakınız varsa, kendinizi geliştiriyorsanız ya da geliştirmek istiyorsanız elbette insan kaynakları alanında da çalışabilirsiniz. Yine ilanları takip edip başvuru yapmanızı öneririm. Hem Borusan'a hem diğer sektördeki şirket. Sosyal sorumluluk projelerini etkinlik yönetim alanlarında işe alımınız var mıdır? Şöyle, sosyal sorumluluk projelerini aslında bir departman aracılığıyla yapmıyor Borusan grubu. Okyanus Gönüllüsü, Gönüllüleri adlı platformlarımız var ve bu tamamen gönüllülükten oluşuyor. Elbette ön ayak olan organizasyonları yapan kurumsal iletişim ekiplerimiz var. Ama sosyal sorumluluk projelerini bir görev gibi değil, gönüllülükle yürüttüğümüz için tamamen kendi işini yaparken bir taraftan da sosyal sorumluluk alanıyla uğraşan çalışma arkadaşlarından kuruluyor. Dolayısıyla özel olarak o tarafa bir alım yapmıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında çalışmalarımız var, elbette var. Borusan grubunun en önemli konularından bir tanesi. Borusan.com'a girerseniz sürdürülebilirlik için özel bir alan var. En son yayınladığımız raporu çok keyifle okuyacağınıza eminim. Ne olur girin, bakın. Borusan grubunun topluma, çevreye, insana ne kadar çok katkı sağladığını oradan okuyabilirsiniz. Rapor da size mutlaka iyi hissettirir ve farklı açılımlarda gösterecektir diye düşünüyorum. İşe alımlarda malzeme mühendislerine hangi departmanlarda iş imkanı tanıyorsunuz? Şimdi Boğa Çelik Biçelik grubu olduğu için üretimden satışa, müşteri teknik hizmetlerinden kaliteye birçok alanda malzeme mühendisleri, metalurji ve malzeme mühendisleri çalışıyor bizimle. Dolayısıyla çok yoğun da iş ilanı yayınladığımız bir alan bu. Her alanda çalışabilirler elbette. Yine ilanları takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Enerji sistemleri mühendisi çalışan var mı ve stajyer alıyor musunuz? Bizim bünyemizde, Boğa Çelik bünyesinde yok ama grup şirketlerimizden Borusan Enerji'de olabilir. Yine onlar da stajyer ya da çalışan aldıkları zaman mutlaka bu platformları kullanıyorlar. Tamamen objektif ve seçime dayalı bir iş alım sürecimiz olduğu için çok gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliyorum. İlanları takip edebilirsiniz. Çok güzel bir soru gelmiş. İş değiştirme dönemlerinde bir önceki firmayla hala çalışmaya devam ettiğimizi belirtmenin İK gözünden avantaj ve dezavantajları nelerdir? Şöyle, hiçbir avantajı ya da dezavantajı yok elbette. Profesyonel hayattayız. İnsanlar çalışırken iş aradığı gibi işi bırakıp iş aramayı da seçebiliyorlar. Bunun avantajı ve dezavantajı yok aslına bakarsanız. Ne avantajlı ya da dezavantajlı olur? Belki başvurduğunuz pozisyon için bir deneyiminiz olması, o alanda çalışıyor olmanız sizin için avantajlı hale gelebilir ama çalışırken iş aramak ya da işi bıraktıktan sonra iş aramak noktasında ben bir İK profesyoneli olarak farklı bir ayrım görmüyorum aslına bakarsanız. Bir 5 dakika daha zamanımız var sanırım. Yeni sorular geliyor. Ben onları okuyarak yanıtlamaya devam edeyim. İç denetimde çalışabilmek için Big Four deneyimi olanlara mı öncelik veriyorsunuz? Şöyle, tamamen o departmanın aslında mevcuttaki deneyim
dağılımına göre ve ihtiyacına göre değişir. Evet, Big Four'da çalışmış olmak elbette çok kıymetli. Niye kıymetli? Çünkü çok farklı sektörleri, çok farklı dinamikleri gören arkadaşlarımız oluyor. Big Four deneyimli olan arkadaşlarımız. Dolayısıyla elbette onları bir adım öne geçiriyordur. Ama farklı şirketlerin denetim departmanlarından, yani Big Four'dan değil de yine sektördeki diğer şirketlerden iş alım yaptığımız durumlarda oluyor. Bunu bütün grup için söyleyebilirim. Her şirkette mutlaka Big Four deneyimi olmazsa olmaz diyemeyiz. Anlık sorular geliyor. Bazen sessiz kalıyorum. Yeni bir soru gelsin diye bekliyorum. Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunuyum. Fakat deneyim olmadığı için olumsuz sonuçlanıyor. Bunun önüne nasıl geçebilirim? İnanın benim çevremden, gençlerden en çok duyduğum sorulardan bir tanesi bu. Deneyimli değilim. Herkes deneyim arıyor. Ben nasıl işe gireceğim? Çok haklısınız. Doğrudur. Çoğu ilanlarda da deneyim yazıyor. Hakikaten Türkiye'deki çoğu şirkette deneyim odaklı işe alım yapıyor. Bunun önüne ancak stajlar yaparak, kendi alanınızda eğitimler alarak, CV'nizi teknik anlamda doldurarak geçebilirsiniz. Kariyer.net'te, LinkedIn'de kullandığımız birçok platformda filtreler var. Yani biz CV'lere bakarken belli bir alanda deneyim arıyorsak, binlerce başvurunun içinden o kişileri seçmek için onları kullanıyoruz. Bunların önüne geçebilmek için CV'nize bazı keywordler olmasına oynayabilirsiniz diyeyim. Yani eğitimler alabilirsiniz, stajlar yapabilirsiniz. Ancak bu şekilde siz de bir deneyim kazanarak, iş hayatında deneyim olmasa dahi farklı alanlarda, yani stajla ya da eğitimle ancak bunun önüne geçebilirsiniz. Bursa'nın Alfa Staj Programı başvuru tarihleri belli mi? Şu an belli değil ama olduğunda bütün platformlarda, sosyal medya hesaplarımızda çok kuvvetli bir şekilde duyuruyoruz. Genelde yazdan önce oluyor bu arada. Mart gibi ilanları yayınlayıp yaza doğru bitirmeyi ve yaz ortası, yaz sonu gibi arkadaşlarımızı başlatmayı planlıyoruz. Alfalar için de yine 2022 yılında ilanlarımızı yayınlayacağız. Takip edebilirsiniz. Videolu CV ön plana çıkarır mı staj başvurularında? Elbette çıkarır. Kişiyi görmek, onun ifade şeklini duymak mutlaka artı puan olacaktır. Data Science alanında hangi şirketlerde fırsatlar var? Artık her şirkette diyebilirim herhalde. Şimdi bizim de bünyemizde çalışan, bu görevde çalışan arkadaşlar var. Sektörde her şirkette var artık. Spesifik bir şirket söyleyemeyeceğim size. Ama benim gördüğüm en çok e-ticaret sitelerinde herhalde ya da bankalarda, işte big data ile uğraşan ortamlarda olabilir. Çok kıymetli bir alan, çok yükselen bir alan. Dolayısıyla bir şirket değil de belki sektör seçmek burada önemli olabilir. Hani işte e-ticaret sektöründe ya da banka tarafında deneyim kazanmak ve o alanda kariyer inşa etmek belki bir yol olabilir. Son bir iki dakikamız sanıyorum. Sorular gelmeye devam ediyor. İki dakika daha yanıtlayalım. İnsan kaynakları mezunu bir arkadaşımız yazmış. Aynı zamanda çalışma ekonomisi okuyorum. Şirketinizde staj fırsatları var mı? Şu an için bir arayışımız yok Borçelik'te ama Borusan grubunda ve Borçelik'te bir stajyer arayışımız olursa eğer mutlaka bunu ilanlarla yönetiyoruz. Dediğim gibi objektif bir işe alım sürecimiz var. Bütün adayları aynı kalibreyle, aynı cetvelle ölçmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla mutlaka ilan yayınlayıp seçimleri böyle yapıyoruz. Ama şu an için benim bildiğim grup şirketlerinde de bir stajyer alımı yok. İnsan kaynaklarında Borçelik'te bizim de bir arayışımız yok şu an. Tamamen remote fırsatlarınız var mı? Yine çok güzel ve güncel bir soru oldu. Borçelik için konuşacak olursak tamamen remote bir çalışmamız şu anda yok. Ama biz de tüm grup şirketleri gibi hibrit çalışmadayız. Yani zamanımızın bir kısmını evden çalışarak, bir kısmını ofisten çalışarak geçirebiliyoruz. Ama grup şirketlerinde bildiğim kadarıyla bazı rollerde remote fırsatlar var. Ama şu an için biz hibrit çalışmayla hayatımıza devam ediyoruz ve edeceğiz gibi de görünüyor.
BMW ve Mini ile donanımlı bilgilere sahip olan kişileri otomobil satış bölümüne gerekli şartlar sağlandığında işe alım yapıyor musunuz? Borusan Otomotiv Grubu adına yanıtlamış olayım bu soruyu. Elbette yapıyorlar. Bildiğim kadarıyla onların da işe alım süreçlerinde bu alana ilgi, bu alandaki bilgi de kıymetli. Her pozisyonun farklı işe alım kriterleri var ama elbette çalışılacak alanda ilgili olmak, o alanda bir özel bilgi sahibi olmak tabii ki bir artı getirecektir. İşe alımı ancak pozisyon açığı olduğunda yapıyoruz. Yani yalnızca birisi BMW ve Mini de ilgilidir, bu alanda çok bilgi sahibi diye yapmıyoruz ama dediğim gibi mülakatlarda size öne çıkaracak artılardan bir tanesi olur. Enerji sektöründe iç denetim uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. 26 yaşındayım. Sanıyorum bir belge bu. Bu detayı bilmiyordum. Bu belgeyi almak için sizce erken mi? Teşekkürler demiş. Her sektörün ve her departmanın kendi dinamikleri var. Hepsine çok net hakim olamıyoruz elbette. Dolayısıyla bazı teknik soruları belki sizlerin kıdemli yöneticilerinize sormanız ve onlardan yol almanız belki daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Sorular gelecek artık herhalde ama bana ayrılan zamanın sonuna geldik. Umarım grupla ilgili size detaylı ve gerekli bilgiler verebilmişimdir. Borusan Holding dediğim gibi hem kendi alanında hem toplum, eğitim, sanat alanlarında gerçekten çok kıymetli atılımlar yapan bir grup. Ben de bu grubun bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum. Standlarımız var. Gruptan birçok arkadaşımız, Borusan grubunun farklı şirketlerinin arkadaşlarımız şu anda standlarda sizleri bekliyor. Hem onlarla tanışmak için hem detaylı sorularınızı sormak için sizi stand alanlarına alabiliriz. Memnuniyetle sorularınızı orada arkadaşlarım da yanıtlayacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Tekrar başka bir platformda görüşmek üzere diyorum. Sektörün en iyi firmaları Türkiye'nin genç yetenekleriyle Kariyer Günleri Fuarı'nda buluşuyor. Firmaların online standlarını açarak genç yetenek avına çıkacağı kariyer günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma, bu fuarda çok iş var.